Dortmund ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin kardeşlik protokolü nihayet Dortmund Belediyesi'nde imzalandı. Protokolün imzasından önce Dortmund Büyükşehir Belediye Başkanı Boris Kram, Trabzon Valisi Abdülkerim Öz, Trabzon'un Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Esen Başkonsolosu Şule Özkaya, protokol mensupları bir araya geldi. Oldukça samimi bir ortamda geçen görüşmeden sonra katılımcılar birlikte imza töreni için yerlerini aldılar. Diese kleine Erinnerung möchte ich Herrn Oberbürgermeister überreichen. Sayın Sıral, futbolla, sporla çok ilgilendiğini biliyorum. Biz bütün Avrupa müsabakalarında Dortmund'luyuz. Dortmund, Borussia Dortmund'umuzu her zaman heyecanla izliyoruz ve alkışlıyoruz. Trabzonspor'umuzla Dortmund'un, Borussia Dortmund'un bir benzerliği var. O da şu, tüm Dortmund'lular Borussia Dortmund'lu, tüm Trabzonlular Trabzonspor'lu. Ama biz Avrupa'da Borussia Dortmund taraftarıyız ve bu iki şehrin halkı da kendi takımlarını çok tutuyorlar. Biz de önemli bir hatıra olarak Trabzonspor'umuzu da seven Sayın Zirao'ya Trabzonspor'umuzun kendi isminin yazılı olduğu bir formayı takdim ediyoruz. İmza töreni sonrasında yetkililere mikrofon uzattık. Bildiğimiz gibi Türkiye ve Almanya arasındaki ilişkiler aslında tarihin çok gerilerine giden bir sürece dayanıyor. Ve bu ilişkilerin farklı boyutlarıyla da devam etmesi gerekiyordu. Bu anlamda şehirler ve bölgeler arası ilişkiler de çok önemli. Bu yönüyle Trabzon ve Dortmund şehirler arasında aslında geçmişi 15-20 yıla kadar giden ama son 4 yılda giderek adım adım güçlenen bir işbirliği süreci var. Bu eğitimde, kültürde, sporda, turizmde, ekonomide bir temeli olan bir işbirliği. Bununla ilgili bugüne kadar güzel çalışmalar oldu. Proje ortaklıkları yönüyle çalışmalar oldu. Belediye meclisleri ve belediye çalışanlar arasında çalışmalar oldu. Bizim gerek spor müdürlüğümüz gerek kültür müdürlüğümüzde işbirliği ve proje ortaklıkları oldu. Ve gelinen noktada Dortmund Belediye Meclisi'nin siyasi partilerin ve meclis üyelerinin, uyum meclisinin de gayretleriyle bunu kardeş şehir anlaşmasına bağlayan bir sürece geldik. 2010 yılından beri biz Dortmund'la birlikte proje birliktelikleriyle, proje partnerliğiyle yola çıktık. Yani kardeş şehirlerin sadece bir kağıt üzerinde imzadan öteye geçmediğini, Dortmund yaşıyor olması münasebetiyle 1990'dan itibaren bu askıya almış idi. Ve bizim burada Dortmund'daki Türk kökenli olan insanlarımızın, Trabzon kökenli olan insanlarımızın belediye meclisinde girişimleriyle birlikte proje partnerliğine başladık. Yani yolumuzu görerek, yolumuzu bizzat yaşayarak ve gerçekleştirerek tespit edelim ve ona göre basamakları tırmanalım kararını verdik. Bu kararın sonucunda gerek sporda gerek ekonomide, kültürde, edebiyatta, sanatta, turizmde ve eğitimde projelerimizin sonuçlarının çok olumlu olarak hayata yansıması bilahare bu adımların sonrasında Dortmund Belediye Meclisi'nin ve Trabzon Belediye Meclisi'nin artık kardeş şehirlik sonuç verici olabilir kararı ile birlikte gerçekleşmiş oldu. Böyle görerek, böyle basamakları tırmanarak bir kardeş şehire ulaşmamız münasebetiyle biz mutluyuz. Ayrıca Dortmund'un bütün Almanya'daki kentlere olan sevgimiz ve saygımızın yanında bir başka özelliği de var. Gerçekten kent olarak, Dortmundlular olarak kendileri bir hoşgörüyü, yani yaşam tarzına hoşgörüyü ve hak tanımayı ve kültürlerin çeşitliliğine saygı göstermeyi ve demokrasinin temel ilkelerini bir üçlü yaşam ve hayat biçimi olarak belirlemeleri ve gerçekleştirmeleri çalışmaları açısından çok tercih ettiğimiz bir ildi. Tercihin bir diğer nedeni de burada %30'a yakın insanın yabancı kökenli oluşu.
Dortmundlu olan bu insanların yabancı kökenli oluşu, bu %30'un içinde de Türklerin en büyük ağırlığı teşkil etmeleri, o Türklerin içinde de en büyük ağırlığı yine teşkil edenlerin bizim şehrimiz Trabzon kökenli olmaları yönü ile de Dortmund bizim açımızdan ayrı bir öneme haizdi. Bu bakımdan Dortmund'la 2010 yılından beri devam eden olumlu serüvenin kardeş şehirlikle sonuçlanması, bundan sonra da somut ve güzel adımlarla devam edeceğini dair bizde bir kanaatin, ümidin oluşmasını sağladı. In der Tat ein erhebendes Gefühl, ist ein gutes Gefühl, weil hier Freundschaft zwischen Menschen jetzt zu einer Freundschaft zwischen Städten geworden ist und diese Freundschaft heute auch besiegelt worden ist. Und dieser Vertrag, den wir abgeschlossen haben, ist unbefristet, das heißt eigentlich für die Ewigkeit etwas, was wir jetzt natürlich auch leben wollen. Wir haben schon viele Projekte im Bereich des Sportes, der Kultur, der Wirtschaft und wir werden das jetzt weiterentwickeln. Beide Städte sind ja recht dynamische Zentren. Ja. Trabzon hat eine längere Geschichte als Dortmund, aber auf jeden Fall sind wir beide Städte, die immer wieder sich neu entwickeln mussten. Und ich glaube, daraus ist schon eine tolle Gemeinsamkeit entstanden. Das merkt man auch immer wieder, als mir mein Kollege Gümülcüoğlu bei einem Besuch vor 3 Jahren gezeigt hat, was er alles an Infrastrukturprojekten in der Stadt hat, um die Stadt für die Zukunft fit zu machen. Habe ich gesagt, das kommt mir bekannt vor, das ist so ähnlich wie hier bei uns in Dortmund. Und ich glaube, wir können deshalb auch sehr viel uns helfen, voneinander lernen und sicherlich auch bei der einen oder anderen Gelegenheit gemeinsame Projekte anschieben, beispielsweise im Bereich der Forschung und der Wissenschaft. Und ja, das sind hervorragende Perspektiven, das macht uns sehr froh. İnanılmaz bir mutluluk yaşıyorum. 2005'ten beri ilk görevim Uyu Meclisi'ne, o zamanki ismini Osnabayanat'ta Türkiye'de bir kardeş şehir projesine girme hevesiyle, umuduyla bir önerge hazırladık. Önergeyi maalesef kabul ettiremedik ama inandığımız bir olaya sıkı sıkı sarıldık. Toplumsal olarak bir hareket organize edebildik ve gerçekten artık 9 senelik bir çalışmadan sonra ve uzun bir proje döneminden Trabzon, Dortmund şehirler arasında uzun bir proje döneminden bugün nihayet Trabzon ve Dortmund Belediyesi arasında kardeş şehir protokolleri imzalanmış bulunuyor. Bunun anlamı ve manası bizim için inanılmaz büyük. Sayın Gümrükçüoğlu'ya ve Sayın Ziyo'ya iki şehrin büyükşehir belediye başkanları bunu söyledim. Dortmund Trabzon'la bir tek Dortmund'u temsil etmiyor, Almanya'yı temsil ediyor. Aynı zamanda Trabzon'da Türkiye'yi temsil ediyor burada. Kültür arası diyalog olsun. Burada çok verimli olacağını ve iki halkın, Türk ve Alman halkının 54 sene sonra daha dostane ilişkiler için olacağını düşünüyorum ve umut ediyorum.